durumdaydı. Ve sonuçta artık o alanın kullanılması, oradaki yerleşimlerin artması, üniversitenin oraya yerleşmiş olması bir sağlıklı bir çöp depo alanı yaratmamız gereği ortaya çıktı. Bunun 2000 ben göreve geldiğim zaman 2004 senesinde 2002'de geldim ama esas o süreçte 2004 senesinde Avrupa Birliği destekli yüksek maliyetli çevre yatırımları planlaması vardı. Burada müracaat ettik belediye olarak ve biz ben belediye başkanı olduğum zaman 260 projenin içerisinde yer aldık. Daha sonra 260 proje 16 projeye indi ve 16 projenin içerisinde bunun dağılımında 2 tane belediye kaldı. Bu hibeden faydalanması söz konusu olan. Bunlardan bir tanesi Çanakkale Belediyesi, bir tanesi de Kuşadası Belediyesi'ydi. İşlerle ilgili hibe aldılar. Burada tabii şunu söylememiz lazım.